Merhaba arkadaşlar, itopya.com'un bir yeni sistem tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber en popüler serilerimizden olan Tars oyuncu kasasına bakacağız. Arkadaşlar, sistemin tam adını zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Sistemin satın alma bağlantısını ve teknik detaylarını açıklama kısmındaki linkten bulabilirsiniz. Teknik detaylara ve oyun testine gelmeden önce isterseniz gelin beraber sistemimizin montajına hızlıca bir bakalım. Şimdi isterseniz gelin sistemimizin ilk parçasıyla başlayalım. Sistemimizde işlemci olarak Ryzen 1600 işlemciyi kullandık. İşlemcimizin avantajlarını söylememiz gerekirse Ryzen size birinci nesil olarak gözükebilir. Fakat ikinci nesil bir Ryzen 3'e göre daha iyi performans veriyor. İkinci nesil Ryzen 3'lerde 2310 MB önberliğe sahipken bizim işlemcimiz 19 MB önberliğe sahip ve güç tüketimi konusunda iki işlemcide 65 Watt kullanıyor. Sıra anakartımızda. Bilgisayarımız anakartı olarak Asus B450 Dragon modelini kullandık. Bu modeli kullanmamızdaki en büyük sebeplerden biri bize 3200 MHz'e kadar yükseltme şansı vermesi. Anakartımız RAM olarak 32 GB'a kadar destekliyor. Bunun yanı sıra anakartımızda 1 adet M.2 girişi ve 4 adet SATA girişi bulunuyor. Anakartımızın girişlerine videonun sonunda değiniriz. Her zaman söylüyoruz ama hala söylemeye devam edelim. Anakartımızda overclock yapabiliyor. İşlemcimiz de buna izin veriyor. Ama gerçekten bilmiyorsunuz, overclock bizim size tavsiye ettiğimiz bir şey değil. İyi bir soğutma ve gerçek bir bilgiyle yaptığınız zaman ancak verimli olabilecek bir şey. Şimdi isterseniz bir diğer parçamız olan RAM'lerimize geçelim. Sistemimizde RAM olarak Alta markasına ait 2 adet 8 GB 3000 MHz RAM'leri kullandık. Bu RAM'leri kullanmamızın sebebi lerinden biri 3000 MHz'e rahatlıkla çıkabilmelerinin yanı sıra sadece CR16 tepkime değerlerine sahip olması. Ryzen işlemcide bilirsiniz, yüksek MHz değerlerini severler. 3000 de gayet yeterli bir değer. CR değerini kısaca anlatmam size gerekirse, CR değeri RAM'lerin gecikme hızıdır. Yani bu değer ne kadar düşükse o kadar verimlidir. Oyunlar için en önemli parçamıza gelsek ekran kartımız. Bilgisayarımızda Asus Citrix Aris 580 8 GB'lık modelini kullandık. Bu modeli seçme sebeplerimize gelirsek, 3 fana sahip olması. Bu ne demek oluyor? Uzun kullanımlarda gayet iyi bir soğutma performansı sayesinde ekran kartımız yüksek derecelere çıkmıyor. Ekran kartımızın en önemli değerlerinden biri de 256 bit değerine sahip olması. Bu bizim renderlarda işimizi gayet kolaylaştıracak bir değerdir. Ekran kartı olarak ROG Strix modelini kullanmamız sizi korkutmasın. Bilgisayarımız gerçekten uygun fiyatlı. Normalde Strix serisi genellikle üst seviye bilgisayarda kullanılır. Ama biz gayet sizin için burada uygun bir fiyat yakaladık. Depolama kısmına gelirsek, bilgisayarımızda bir adet SSD ve bir adet hard disk kullandık. SSD olarak Alata markasına ait SU630 modelini kullandık. Bu modelimizde 520 MB okuma, 450 MB yazma özelliği bulunuyor. Hard disk olarak seçimimizde ise her zaman klasik tercihimiz olan Seagate 1TB Barracuda modelini kullandık. Bu modelde hem SSD hem hard disk kullandık. Yani bilgisayarınızı hem hızlı açılırken hem de depolama olarak oyunlarınızı hard disk'e yükleyebilirsiniz. Son olarak bilgisayarımızın kasasına gelirsek, gördüğünüz gibi çok şık bir kasamız var. Bu kasamızda bizi önde 3, arkada 1 adet RGB fan karşılıyor. Fan girişlerimiz 3 pinli. Bu ne demek oluyor? Yani fanları herhangi bir şekilde kontrol edemiyoruz. Kendileri sabit bir devirde dönüyorlar. Güç kaynağı olarak ise yine Powerboost'un kendine ait 650 Watt 80 Plus güç kaynağı bulunuyor. Bu ne demek oluyor? Yükseltmelerde kendinden 1 ya da 2 model üst işlemcilerde ve ekran kartlarının herhangi bir sıkıntı yaşatmadan yükseltebilirsiniz. Şimdi gelin kasamızın giriş çıkışlarına beraber bakalım. Kasamızın üst tarafında 1 adet USB 3.0, 2 adet USB 2.0, 1 adet mikrofon, 1 adet kulaklık, 1 adet reset ve 1 adet açma kapama düğmesi bulunmaktadır. Anakartımızın üzerinde 1 adet eski klavye, 1 adet eski mouse girişi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra görüntü girişleri olarak DVI, HDMI, 4 adet USB 3.0, 2 adet USB 2.0, 1 adet internet bağlantı girişi olan RJ45, 1 adet mikrofon ve 1 adet hoparlör çıkışı bulunmaktadır. Ekran kartımıza gelirsek, ekran kartımızda 2 adet HDMI, 2 adet display ve 1 adet DVI çıkışımız bulunmaktadır. Bilgisayarımızın görüntülerini sadece ekran kartını alabiliyorsunuz. Bunu da not olarak düşeyim. Bunu söyleme sebebimize gelirsek, bilgisayarımızın anakart tarafından herhangi bir görüntü çıkışı alamazsınız. Bilgisayarımızdan görüntü almak için anakart değil, lütfen ekran kart tarafını kullanınız. Kamu spot. Şimdi isterseniz gelin birlikte bilgisayarımızın oyun testine bakalım.
Arkadaşlar artık videomuzun yavaştan sonuna geldik. Bu videomuzda sizlerle beraber önümde duran ters oyuncu bilgisayarına yakından baktık. Ürünün satın alma bağlantısını ve teknik detaylarını açıklamadaki linkten bulabilirsiniz. Kafanızda kalan herhangi bir soru varsa yorumlar kısmında bizi sormayı unutmayınız. Elimizden geldiğince sorduğunuz tüm sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Bir sonraki İtopikon videolarında görüşmek üzere.